Önce biz Larynx'in kıkırdaklarını iki gruba ayırırız. Çift olanlar, tek olanlar diye. Bizim 3 tane tek olan Larynx kıkırdağımız var. Bunlardan bakınız, şu gördüğünüz şöyle. Cartilago tiroidea. Tir demek, kalgan demek. Bu böyle kalgana benzediği için buna cartilago tiroidea adı verilmiştir. Hemen şu alt taraftan, bakınız şurada, şöyle. Bu yüzeye benzediği için arkadan şöyle görülüyor. Bakın şurası arka yüzden görünüşü. Şurası ön taraftan görünüşü. Bu da yüzeye benzediği için buna da cartilago cricoidea adı verilir. Bir diğeri ise bakınız şurada dil var. Dil böyle size doğru. Dilin arka üst tarafında yer aldığı için şu. Burada mukozalı halini görüyorsunuz. Burada ise mukozasız halini görüyorsunuz. Bakın şu cartilago epiglottica da bu. Şuradan cartilago epiglottica. Burası arka yüzü. Burası ise şöyle ön yüzü. Cartilago epiglottica. Bakınız çift olanlar ise şu gördüğünüz şurada, şu aşağı şu. Bu cartilago aritenoidea. Bu ibriye, maşrabaya benzediği için buna cartilago aritenoidea adı verilmiştir. Cartilago aritenoidea'nın hemen zirvesinde ya da tepesiyle eklemleşen boynuz şeklinde şu gördüğünüz cartilago corniculata'dır bu. Ve bakınız şurada gördüğünüz cartilago tritisea'dır. Cartilago tritisea ligamentum tiro hyoideum lateralenin içerisinde yer alır. Cartilago tridisea. Yine bir başka cartilago, bakınız şurada. Şu görüyor musun şurayı? Bak şöyle şurada. Şu cartilago cuneiformis'tir bu. Cartilago cuneiformis. Hemen şurada cartilago corniculata'yı görüyorsunuz. Cartilago corniculata hemen cartilago aritenoidea'nın ucunun üstüyle eklemleşmiş cartilago corniculata hemen onun ön yan tarafında cartilago cuneiformis'i görüyorsunuz. Şimdi gelin bu kıkırdakları biraz daha ayrıntısıyla inceleyelim. Bakınız şu cartilago tiroidea esasen iki tane dört kenarlı ya da quadreminal, quadrangular lamina'nın orta hatta birleşmesiyle oluşur. Şu iki laminanın. Bu orta hatta bu iki laminanın, kuadrangüler laminanın birleşmesi sonucu arka tarafta bir açı oluşur. Ona angulus tiroidea adı verilir. Bakınız şurada, arkadan bakıyorsunuz buraya. Şurası angulus tiroidea. Angulus tiroidea'ya yukarıdan aşağıya doğru üç yapı tutunur. Bunlardan ortaya ve en üstte tutunan şu gördüğünüz bakınız şu ligamentum tiro epiglotticum'dur şu. Ligamentum tiro epiglotticum. Bu bağ cartilago epiglottica'yı cartilago tiroidea'ya bağlar. Hemen bunun alt tarafına ama daha dış taraflara tutunan bizim ligamentum vestibularelerin ön uçları bulunur. Onların da hemen alt tarafına ama birbirine daha yakın olarak ligamentum vocalelerin ön uçları durulur. Bakınız şurada ben şimdi şunu çekeceğim. Şu, görüyor musunuz şurayı? Orada mismar aralığını görüyorsunuz. Ya da rima epiglottidis. Rima glottidis. Episi yok onun. Rima glottidis. Bakın ben şunu açıyorum. Bu musculus postigus'un ya da musculus crico aritenoideus posterior'un hareketidir şu. Bak çektiğim zaman onu rima glottidis'i açıyor şu. Peki. O halde angulus tiroidea'ya yukarıdan aşağıya doğru ortasına ligamentum tiro epiglotticum onun biraz alt yan taraflarına ligamentum vestibularelerin ön uçları, onların da alt tarafına ama birbirine daha yakın olarak ligamentum vokalelerin ön uçları tutunur. Şu iki kuadrangüler laminanın birleşmesi neticesinde
Ön tarafta üstü oluşan çendiye incisura tiroidea superior adı verilir. Altta oluşanına ise incisura tiroidea inferior adı verilir. Gördüğünüz gibi incisura tiroidea superior daha belirgindir. Bunun hemen alt tarafında ergenliğe ulaşıldığında erkek çocuklarında öne doğru bir büyüme meydana gelir. Ve buna biz Adem elması ya da prominensia laryngea adını veririz. Bu büyüme oluştuğunda ses telleri, bakınız şuradaki ses telleri ve ses telleri arasındaki rima glottidis'in boyu ergenlik öncesi dönemdeki boyun yaklaşık iki katına çıkar. Ve buna bağlı olarak da erkek çocuklarında ses kalınlaşır. Bakınız şu yan tarafta linea obliqua'yı görüyorsunuz. Linea obliqua. Bu linea obliqua'nın üst ucundaki çıkıntıya ne diyoruz? Tuberculum tiroideus superius, alttakine tuberculum tiroideus inferius diyoruz. Buna bizim kaslarımız vardır tutunan. Bu kasları hatırlayan var mıdır? Musculus sterno tiroideum ve musculus sterno sternotiroideus ve musculus tirohyoideus. Ya da bu tek kas olarak da söyleyebilirsiniz bunu. Musculus sterno tirohyoideus. Tamam mı? İki kas var buraya tutunan. Birisi burada sonlanır, diğeri buradan başlar. Burada sonlanan kas musculus sterno tirohyoideus. Bu radan başlayan bir başka kas var. O da musculus tirohyoideus kasıdır. Ve bakınız bu cartilago tiroideanın arka kenarından yukarıya ve aşağıya doğru uzanan boynuzumsu iki uzantı görülür. Yukarıdakine cornu superius, alttakine cornu inferius adı verilir. Cornu superius'un ucundan os hyoideuma doğru uzanan bir bağ bulunur. Bu bağ biz ya da ligament bulunur. Ligamentum tirohyoideum laterali diyoruz buna. Şu bakınız aşağıda corno inferiusun ucunda bir eklem yüzü bulunur. O eklem yüzü cartilago cricoidea ile eklemleşir ve bir sinovial eklem oluşturur burada. Bu eklem yüzüne, corno inferior'un üzerindeki eklem yüzüne ne diyorsunuz? Facies articularis cricoidea diyoruz. Hatırlayalım, biz eklem yüzünü bulunduğu kemiğin gemiye göre değil, eklem yaptığı kemiğe göre yaparız. Peki, bir başka nokta burada, bakınız, cartilago tiroidea'nın üst ucu ile os hyoideum arasında uzanan bir membran bulunur. Ona da membrana tirohyoideum adı verilir. Membrana tirohyoideum diyoruz ona. Şurada görelim onu. Bakınız şu gördüğünüz membrana tirohyoideumdur. Bu membrana tirohyoideumun, şunu çekelim buradan. Bakınız hemen bu membrana tirohyoideumun üzerinde bir delik bulunur. O delikten hangi arter geçer? Arteria laryngea superior, vena laryngea superior ile nervus laryngeus superior'un ramus internus'u geçer. Bu nörovasküler yapılar buradan geçtikten sonra gelirler şu gördüğümüz şurada bir armut şeklinde çıkmaz var. Biz buna fossa ya da recessus piriformis diyoruz. Bu recessus piriformis'in içerisinde yukarıdan aşağıya, dıştan içe doğru uzanan pliga nervi laryngeyi oluşturur. Şu membrana tirohyoideum'un orta hattaki kısmı kalınlaşarak ligamentum tirohyoideum medianum'u oluşturur. Ligamentum tirohyoideum medianum'u oluşturur. Şimdi gelin cartilago cricoidea'ya bakalım. Bakınız şu cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea'nın bakınız ön tarafta bir arkusu vardır. Arkus.
lamina krikoidea. Özür dilerim. Önde bir arkusu var. Arkus. Kartilaginis. Krikoidea diyoruz buna. Arkada ise bir laminası bulunur. Bakınız. Bu da lamina. Arka tarafta lamina, burası düzdür. Ön tarafta bir kemeri, kemer şeklinde bir arkusu yer alır. Şu arkadaki laminanın üst kenarı üzerinde kartilago aritenoidea ile eklem yapan bir eklem yüzü bulunur. Bu eklem yüzüne de fasies articularis aritenoidea denir. Fasies articularis aritenoidea denir. Bu eklemde yine sinovial bir eklemdir. Ve burada kardilago krikoidea üzerinde bulunan bir diğer eklem yüzü ise hemen şurada fasies articularis troidea. Fasies articularis troidea da kardilago troidea'nın kornu inferiusu ile eklem yapar. Şimdi gelelim, bakınız şu kardilago epiglottica. Şu kardilago epiglottica'nın şurası fasies posterioru, şurası fasies anterioru. Bu fasies posterioru üzerinde görülen delikler esasen nervus laryngeus superioru, ramus internusu tarafından oluşturulan deliklerdir. Ve yine burada bir tuberculum yer alır. Ona da biz tuberculum epiglotticum adı verilir. Şu aşağıda bakınız şu sap kısmına pediolus epiglottis adı verilir. Sap kısmına pediolus epiglottis adı verilir. Pediolus ise şurada gördüğünüz ligament, ligamentum tiroepiglotticum ile kardilago tiroidea'ya bağlanır. Kardilago epiglottica'nın bir başka bağı, şuraya bakınız, şu kardilago epiglottica. Bu kardilago epiglottica'yı os hyoidoma bağlayan bir ligament var burada. Buna da ligamentum hyoepiglotticum, ligamentum hyoepiglotticum diyoruz. Biz yiyecek ya da içecekleri yutarken şu epiglottis, bakınız, şu epiglottis arkaya doğru bükülerek şu adidus epiglottisi, adidus laryngeus'u kapatır. Adidus laryngeus'u kapatır. Bu şekilde yiyecekler, içecekler larynx'in içine doğru gitmez. Peki. Burada bir başka bizim kıkırdağımız kardilago corniculata. Şu. Bu kardilago corniculataları şu modelde görelim. Bakınız şu kardilago corniculata. Üzeri mukoza ile örtüldüğünde burada oluşan yapıya tuberculum corniculatum denir. Bu kardilago corniculataların biraz ön fakat dış tarafında yine bir çift küçük kıkırdak daha bulunur. Onlara da kardilago cuneiforme adı verilir. Bu kardilago cuneiformelerin üzeri mukoza ile örtüldüğü zaman şurada gördüğünüz tuberculum cuneiformeler oluşur. Şurada bakınız hemen kardilago corniculata'nın alt tarafında kardilago aritenoidea yer alır. Bundan birazdan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Ancak bundan başlayıp öne doğru şöyle devam eden plikaya biz plika ariepiglottica denir buna. Plika ariepiglottica. Burada bir başka plika daha var. Bakınız şu plika. Bu da plika faringoepiglottica'dır. Plika faringo epiglottica ise şudur. Şimdi gelin bizim son kıkırdağımız ki en karmaşık olanlardan bir tanesidir o. Şu kıkırdak bakınız. Kardilago aritenoidea. Kardilago aritenoidea ibriğe ya da maşrabaya benzediği için bu adı almıştır. Bir apeksi var. Apex kardilaginis aritenoidea.
Şurası bir de bazısı var. Bazıs kardilaginis aritenoidea. Apex kısmı yani tepesi kardilago corniculata ile eklem yapar. Taban kısmında ise iki çıkıntı ya da proses bulunur. Bakınız bu proseslerden öne ve içe doğru uzanan, şurada öne ve içe doğru uzanana biz processus vocalis diyoruz. Öne ve içe doğru uzanır bu. Processus vocalis ise ligamentum vocalis'in arka ucu tutunur. Bir diğer çıkıntı ise şurada gördüğünüz çıkıntı. Processus muscularis. Bu da arkaya ve dışa doğru uzanır. Buraya da iki kas tutulur. Bu kaslardan bir tanesi, bakınız şurada gördüğünüz kas, bu musculus cricoarytenoideus posterior. Diğeri ise bakınız şurada musculus cricoarytenoideus lateralistir. Cricoarytenoideus lateralistir. Şu iki kas tutunur oraya. Şimdi bu cardilago arytenoidea'nın üç yüzü vardır. Birbirine bakan yüzler facies medialis. Bunlar birbirine bakar. Bu ikisi arasında bakınız bir çentik oluşur şurada. Şunlar cardilago arytenoidealar. Onların medial yüzleri şuradadır. Bu medial yüzler arasında oluşan çentiğe biz incisura interarytenoidea diyoruz. Incisura interarytenoidea burasıdır. Yine bu cardilago arytenoideaların arka yüzleri, bakınız şu yüzler. Şu arka yüzleri üzerine de musculus arytenoideus tutunur. Musculus arytenoideus tutunur. Bakınız şurada şu musculus arytenoideus. Musculus arytenoideus'un iki bölümü vardır. Musculus arytenoideus transversus ve obliquus. Musculus arytenoideus obliquus, şu obliquus, şu ise transversustur. Bunlardan kaslarında, larynx'in kaslarına bakarken tekrar ondan bahsedeceğim. Şimdi cardilago arytenoideanın üçüncü bir yüzü var. O da facies antero lateralistir. Facies antero antero lateralis, öne ve dışa bakan bir yüz. Bakınız şu yüz, şuradan şöyle şu yüz, bu yüz şurada gördüğünüz crista arcuata tarafından, şöyle crista arcuata tarafından ikiye ayrılır. Şu crista arcuata'nın üst ucuna colliculus adı verilir. Bu crista arcuata'nın alt tarafında kalan, bakınız şöyle şurada, şöyle hemen şurada, şurası. Buraya biz fovea oblonga diyoruz. Fovea oblonga, şurası. Fovea oblonga. Bu fovea oblonga'ya musculus vocalis'in arka ucu tutunur. Bunun üst tarafında bir fovea triangularis bulundu. Bu fovea triangularis ise de ligamentum, çok güzel, ligamentum vestibularinin arka ucu da buraya tutunur. Evet, bunlar bizim ligamentli kıkırdaklarımız. Şuna bakalım bir de, bakınız şu gördüğünüz cardilago tiroidea'nın alt kenarını cardilago cricoidea'nın üst kenarına bağlayan şurada bir conus elasticus bulunur. Şurada conus elasticus'tur. Şuradan devam edelim. Şöyle şunu alalım. Bu buradan çıkıyor. Evet, çıktı. Şunu şöyle açalım. İçine bakacağız şimdi bunun. Bakınız şöyle. Şurası cavitas larynx'tir. Cavitas larynx'tir. Cavitas larynx'in şurası, bakınız ventriculus larynx'tir bu. Ventriculus larynx. Şurada bizim ligamentum vestibularemiz
bu ligamentum vestibularinin üzeri mukoza ile örtüldüğünde o olur, plica vestibularis olur. Alt tarafta ise ligamentum vocalis var. Ligamentum vocalis'in üzeri mukoza ile örtüldüğünde olur, plica vocalis. Plica vocalisler arasındaki açıklığa rima glottidis, plica vestibularisler arasındaki açıklığa da biz ne diyoruz? Rima vestibuli diyoruz. Rima vestibulinin açıklığı, rima glottidis'in açıklığından çok daha nedir? Fazladır. Dolayısıyla büyüktür. Dolayısıyla biz ses tellerini ya da ligamentum vocalisleri muayene ederken rahatlıkla rima vestibulinden bakarak biz ses tellerini, plica vocalisleri görebiliriz. Bakınız şöyle bunu tekrar şu kedirelim şuraya. Bakınız, bilmiyorum ne kadar görebileceksiniz onu ama bakın şurada bir kabardı var, görebiliyor musunuz şöyle? Şurada üst tarafta, biraz daha üst tarafta her iki yanda bir kabartı var. O kabardılar esasen plica vocalis, özür dilerim, plica vestibularelerdir onlar. O her iki taraftaki plica vestibulareler arasındaki açıklarda rima vestibuli diyoruz. Daha aşağıda bakınız, daha aşağıda dar olan bir açıklık var. O da rima glottidistir. Rima glottidis de bizim ses tellerimiz, daha doğrusu plica vocalisler arasında yer alan açıklıktır. Şimdi şuraya gelelim tekrar. Bakınız, şurada, şunu ben açıyorum şimdi şöyle bak. Şurası rima glottidis. Açılıp kapanıyor, açılıp kapanıyor. Burada bakınız şu öndeki şu kısım şöyle. Şurası. Şu öndeki büyük kısım plica vocalisler arasında yer alır. Buraya rima glottidis'in pars intermembrane seası denir. Arkada bakınız hemen şurada cardilago aritenoidealar arasında arkada yer alan şu kısmını da pars intercardilaginea denir. Pars intercardilaginea denir. Evet. Bu larynx'in kıkırdakları hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar.